35 yaşındaki Steve Wozniak şimdi hiç kimsenin beklemediği bir başka adım atacaktı. Uzun süre beklediği Kaliforniya Üniversitesi diplomasına 1985'te kavuştu. O ve Steve Jobs, Time dergisine kapak olmuşlar ve Başkan Reagan tarafından Ulusal Teknoloji Ödülü'yle onurlandırılmışlardı. Ama ikisinin arası pek iyi değildi. Wozniak, Apple'dan ayrı kaldığı günlerin ardından sevgili Apple II ekibinin başına bir danışman olarak dönmüştü. Öte yandan Steve Jobs, şirketin tüm enerjisini yeni ürünleri Macintosh üstünde odaklamış görünüyordu. Bir araya gelip toplantılar yaptık ve orada Apple II'den bahsedilmedi bile. Üstelik halen şirketin en çok satan bilgisayarı olduğu halde. Şirketin kurucusu olduğundan insanlar şikayetleriyle birlikte onun yanına gelirlerdi. Kendileri için sistem çalışmadığı zamanlarda. Steve ise politik fraksiyonlardan olabildiğince kaçınan biriydi. Bu tür şeyleri midesi kaldırmazdı. Bilgisayar dünyasını şaşırtan olay Steve'in 1985'te Apple'ı bırakmasıydı. Yeni bir icatla ilgili bir fikri vardı ve en baştan başlamaya karar vermişti. Bu başarı ve başarısızlık konusunda onun için gerçekten çok önemli bir ders olacaktı. 1985'te Steve Wozniak kendisini bir yol ayrımında buldu. Apple bilgisayarı bırakarak ileti teknoloji dünyasını sarsmıştı. Ve tarihin en büyük iki rock konserinde milyonlarca dolar kaybetmişti. Ve şimdi yeni bir icatla yeniden başlayacağını duyuruyordu. Arkadaşlarından biriyle bu konuyu konuşmuştu. Evde her elektronik alet için ayrı kullandığımız uzaktan kumandaların hepsinin görevini tek başına yapabilecek uzaktan kumanda aletiydi. Eğlenceli bir proje olduğunu düşünmüştü ve Bulut 9 isminden esinlenerek CL9 üstünde çalışmaya başladı. Bu onu heyecanlandırıyordu. Hayatında yeni bir döneme girmişti. Coşku dolu bir adamdı. Yıllardır programlamadığı bir şeye başlamasının heyecanı var gibiydi. Steve, CL9 işine yarım milyon dolar yatırdı ve Apple bilgisayardan birkaç arkadaşını yeni işi için transfer etti. Bu uzaktan kumanda, televizyonlarda, müzik setlerinde, video oynatıcılarda ve diğer cihazlarda çalışacaktı. Program kodunu yazmak için Hawaii sahilinde bir otel odasına kapandı. Oradayken kendisiyle ilgili şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Her gün muhteşem okyanus manzarası ve balıkları seyrettim. Bir hafta kalmaya karar vermiştim ama bir haftadan fazla kaldım. Sonra bir hafta daha. Orada yaklaşık bir ay kaldım ve tek bir program bile yazmadım. Ve biliyor musunuz, daha sakin bir yaşam istediğime karar verdim. Steve, yeni teknolojiler yaratmak konusunda kendisini ateşleyen o coşkuyu tamamen yitirmiş görünüyordu. Bunun sonucu olarak uzaktan kumanda cihazı asla işe yaramayan bir alete dönüştü. Steve şirketini kapattı. O sıralar kendiyle olan 6 yıllık evliliği sarsıntı geçirmeye başlamıştı. Para ve kişisel yaşamlarıyla ilgili tartışmalar sonunda mahkemede sona erdi. 1987'de kendi ve Steve boşanma süreci içinde mahkemeye başvurdular ve 3 küçük çocuklarının sorumluluğunu paylaştılar. Evliliğinin başarısız olması Steve için yıkıcı olmuştu. Psikolojik yardım aldı. Evliliklerin sonsuza dek sürdüğüne inanırdı ama kendisi başaramadığı için çok acı çekiyordu. O zamanlar gerçekten moralsizdi. Beni espriler yapmak için sabahları 2-3 kez aradı. Çok farklı bir süreçten geçiyordu. Çocukları küçüktü. Onlarla daha çok zaman geçirmek istiyordu. Bir baba olmak istiyordu ve bunu hiç yapamamıştı.